Merhaba dostlar. Yine bir Fark Yaratanlar programıyla sizlerle birlikteyiz. Bugün toplum yararına, insan faydasına projeler üreten, kendimden önce hizmet anlayışıyla dünyanın 205 ülkesinde 1 milyon 200 bine aşkın üyesiyle Birleşmiş Milletler'de masası bulunan dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşlarından Rotary'yi konuşacağız. Öncelikle aramızda çok değerli konuklarımız var. Hoş geldiniz diyorum. Değerli konuklarımız Avukat Kaan Kobakoğlu, Uluslararası Rotary 2420. Bölge Guvernörü kendisi. Sevgili dostum Ali Doğan, Mali Müşavir, Rotaryen. Kendisine de hoş geldiniz diyorum. Kendisi de Rotary Eğitim Dostları üyesi. Komitesi. Eğitim Dostları, evet, komitesi üyesi. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Değerli dostlar, birçok toplum yararına, insan faydasına projeler üreten elbette ki sivil toplum kuruluşlarımız var. Ancak bizler kulaktan dolma sözlerle ve yaklaştığımız ön yargıyla bunları çok yanlış tanıyoruz. Şimdi bunlardan bir tanesi de Rotary. Bugün burada Rotary nedir, Rotary neler yapar, onları konuşacağız. Tekrar hoş geldiniz diyorum Kaan Bey. Hoş bulduk Kaan Bey. Buyurun, Rotary nedir? Evet, öncelikle bu fırsatı bizlere verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Rotary, dünyanın en eski sivil toplum kuruluşlarından biridir. Dünyada 1 milyon 200 bin üyeye sahip, Birleşmiş Milletler'de büyükelçi düzeyinde temsil edilen ve amacı sadece topluma hizmet olan bir hizmet kuruluşudur. Özür dilerim. En eski derken şunu unutmayalım. 1905 yılında kurulmuş. Evet. 112 yıllık bir sivil toplum kuruluşu. Evet. En eski sivil toplum kuruluşlarından biridir. Çok tabii ki. Yani bir asır aşmış. Düşünün ve öyle kurallar konmuş ki bu kurallar sayesinde bu kurum 112 yıldır dimdik ayakta. Dediğim gibi tek bir amacımız var. Topluma hizmet etmek. Biraz önce söylediğiniz gibi ana ilkemiz kendinden önce hizmet. Evet. Dolayısıyla biz de kendimizden önce hizmet idealini benimsemiş kimseler olarak içinde bulunduğumuz topluma hizmet etmek, onların hayatlarını kolaylaştırmak, daha iyi yaşam koşullarını temin etmek için elimizden gelen mücadeleyi veriyoruz. Biz bu doğrultuda hizmet ederken Rotary Vakfımızın belirlemiş olduğu ana çalışma alanlarımız var. Bunlar kısaca söyleyecek olursak en önemlilerinden biri barış ve anlaşmazlıkların çözümü. Diğer iki başlık sağlıkla alakalı, hastalıklardan korunma ve tedavi ile ana çocuk sağlığı. Bir diğer başlığımız su ve hijyen. Bir diğer ana çalışma konularımız maalesef bizim de muzdarip olduğumuz toplum olarak okuma yazma oranlarının yükseltilmesi, okumaz yazmaz kimselere okuma yazma öğretilmesi, cehaletle savaş kısaca diyebilirim. Dolayısıyla eğitim ve son olarak da toplumsal ve ekonomik kalkınma. Bizler tamamen bu amaçlar uğrunda çalışmalarını hasreden, toplum için bir şeyler yapmaya çalışan bir sivil toplum kuruluşuyuz. Teşekkür ederim. Şimdi tabii ilerleyen süreçte projeleri daha detaylı konuşacağız ama yani kuruluş süreci nedir, gelişimi nasıl olmuştur? Yani nerede kurulmuştur, ne şekilde kurulmuştur, neden böyle bir şeye ihtiyaç duyulmuştur? Yani bunu bir paylaşalım sizinle. Tabii. Rotary 1905 yılının 23 Şubat'ında Amerika Birleşik Devletleri'nde Chicago kentinde kurulmuştur. Kurucuları 4 kişidir. Organizasyonu sağlayan, kuruluşu gerçekleştiren Paul Harris isimli bir avukattır. Bu kimseler 1905 yılında Amerika'nın içinde bulunduğu şartları dikkate alarak bir hizmet kuruluşuna ihtiyaç olduğunu düşünmüşler, bir araya gelmişler ve ilk olarak Paul Harris'in ofisinde toplanarak bu sivil toplum kuruluşunun temellerini atmışlardır. Evet. Peki dünyada ve Türkiye'de neler yapıyorsunuz ya da Rotary neler yapıyor mesela? Tabii. Şimdi... Az önce başlıklar halinde bunu söylediniz ama şimdi dünyada yani, dünyada neler yapıyorsunuz dediğiniz zaman bizimle özdeşleşen en önemli çalışmamız çocuk felciyle mücadele. Dünyadan çocuk felci hastalığının tamamen yok edilmesi için verdiğimiz mücadele.
Türk Rotarisi olarak da biz 1985 yılından beri Türkiye'de bununla mücadele ediyoruz. Ama global dünyada Rotary International bu iş için çok büyük bir bütçe ayırarak bu hastalığı tamamen yok etmek amacıyla savaş vermiştir. Çocuk felci, hatırlayınız, şu anda tabii görmüyoruz ama bizlerin çocukluğunda çokça görülen bir rahatsızlık. Ama şunu biliyoruz, araya gireceğim. 1998 yılından beri Türkiye'de böyle bir vaka yaşanmadığını da biliyoruz. Evet, şu ana kadar resmi kayıtlara geçmiş bir çocuk felci vakası Türkiye'de yok. Evet. Bu tamamen Uluslararası Rotary'nin katkılarıyla, Türk Rotary'sinin çalışmalarıyla sağlanmıştır. Tabii ki biz burada Sağlık Bakanlığımıza, devletimize destek olarak her türlü fedakarlıkta bulunduk. Türkiye'de yapılan aşılama çalışmalarında kullanılan aşıların tamamı Uluslararası Rotary tarafından gönderilmiştir. Kaynak olarak dışarıdan mı bir destek alıyorsunuz? Uluslararası Rotary'den gelmiştir. Evet, tamamı Uluslararası Rotary'den gelmiştir. Tabii bunda Türk Rotaryenlerinin de katkısı hiçbir şekilde azımsanamaz. Rotary bu kararı aldığında, vakıf olarak, Rotary Vakfı olarak bu kararı aldığında dünyada çok büyük bir mücadeleye girişmiştir. Ve şu ana kadar Kadir Bey, Rotary cebinden çıkan para, Uluslararası Rotary'nin cebinden çıkan para 1.7 milyar dolar. Ve son yıllarda diğer sivil toplum kuruluşlarının, diğer devletlerin, bir takım sanayi kuruluşlarının, şirketlerin ve vakıfların özellikle bu projede Rotary'nin yanında yer alması projenin çok daha güçlü olarak sürdürülmesine imkan sağlamıştır. Evet. Bir örnek vermek gerekirse Bill Gates Vakfı Rotary'nin yanındadır ve Rotary'nin 1 dolar verdiği projede kendisi 2 dolarla katkı yapmaktadır. Yani Rotary'nin koyduğunun iki mislini Bill Gates Vakfı koymaktadır. Bu da açıkça şunu göstermektedir esasında: Rotary'ye duyulan güveni. Dünyadaki birçok devlet, birçok hükümet, birçok sivil toplum kuruluşu Rotary'ye duyduğu güven sayesinde Rotary'ye destek olmakta ve polyoyla, yani çocuk felciyle mücadelede Rotary'ye destek olmaktadır. Anlıyorum. Şimdi aslında Rotary'nin varoluş amacını bir kısa bir açıkladınız. Ama bu yolda yürürken tabii hani bir söz vardır. Gideceğiniz yer belliyse gittiğiniz yolda da bir değerler var, ilkeler var. Yani bu ilkeler, değerler nelerdir? Yani dediniz ya, 100 yılı aşkın bir süredir öyle bir sistem oturmuş ki hiç bundan sapmadan, olumsuz bir şey yaşanmadan ve sürdürülebilir bir yapıya sahip olmuş. Yani bu ilke ve değerler nelerdir? Bunları da alalım sizden. Tabii ki ilke ve değerler derken bizim dörtlü öz denetimimiz vardır. Bizim her şeyden önce düşündüklerimizin, söylediklerimizin, yaptıklarımızın herkes için adil olup olmadığı, iyilikler doğurup doğurmayacağı, faydalı olup olmayacağı, bunları kendimize dörtlü öz denetim olarak sorgularız ve bizim her toplantımızda dörtlü öz denetimimiz asılı durur. Aynı zamanda bizim birinci kuralımız dürüstlüktür, iyi ahlaktır. Rotaryenler, bir de kriterleri var tabii, değil mi? Yani herkes rotaryen olamıyor. Tabii, yani rotaryen... Sonra aslında geleceğiz buna ikinci bölümde ama kimler üye olabilir, kimler şey... Kısaca şöyle bir tanım vereyim Kadir Bey. Rotaryen olmak isteyip ben rotaryen olacağım, Rotary Kulübü'ne üye olacağım diyerek rotaryen olunmaz. Bir rotaryenin teklif etmesi lazım. Bunu ikinci bölümde konuşuruz ama sadece şunu söyleyeyim. Rotaryenler iş ve mesleğinde başarılı, iyi ahlak sahibi kimselerdir. Ana kural budur. Dürüstlükten ve iyi ahlaktan hiçbir zaman için ödün vermeyiz. Şimdilik size teşekkür ediyoruz. İkinci bölümde devam edeceğiz tabii ki. Evet, aramızda dediğim gibi benim de çok yakın dostum, Mali Müşavir Rotaryen, eğitim dostları, gönüllüsü, eğitim dostları... Neferi diyelim. Rotary'nin eğitim dostları komite üyesi diyelim. Ali Doğan Bey var. Topluma ve insanlarımıza gerçekten dokunan birçok projelere imza atıyor yani Rotary. Bunlardan bir tanesi de eğitim. Yani sizin az önce de bahsettiğimiz gibi eğitim dostları. Onun dışında bir aşevi projeniz var. Sonrasında onu tabii paylaşacağız. Sonrasında gerçekten 100 bine aşkın kadınımıza bir
okuma yazma kursu verdiğinizi, bunu da ben baktığımda gördüm. Öncelikle bu eğitim projenizi, eğitim dostları projenizi sizden dinleyelim. O 100 bin kadının üzerinde 398.500 bildiğim kadarıyla kolaylaştırılmış okuma yazma eğitimi verildi. Eğitim dostlarından bahsedeyim. Eğitim dostları yurt dışında 2,5 milyon bağışçıya ulaşmış ve 350 milyon doların üzerine çıkmış bir bağış miktarıyla dünyanın en önemli bağış sitelerinden bir tanesinin Türkiye versiyonu aslında. Biz burada o modeli uygulamaya kalktığımızda tabii değişiklikler yaptık. Şudur değişiklik. Mesela Ulu Önder Atatürk'ün bir lafı vardır. Memleketi gezmeli, milleti tanımalı, eksiği nedir görüp göstermeli, milleti sevmek böyle olur diye. Yoksa lafla sevmek fayda sağlamaz diye bir lafı vardır. Bu bizim eğitim dostları komitemizle çok fazla örtüşüyor açıkçası. Bunun yanında benim şimdi birkaç gün önce 24 Kasım Öğretmenler Günü'ydü. Eğitim dostlarıyla direkt alakalı olduğu için söylüyorum. Benim de hayatla alakalı öğretmenlerle ilgili çok iyi anılarım, iyi yönlendirmeler olmuştur benimle alakalı. Şöyle düşünün, herkesin hayatına anlam katan öğretmenlerdir. Onun için hayatımıza değer katan, bizim hayatımızı şekillendiren, iyi bir birey olmamızı, Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda ve izinde giden insan olmamızı sağlayan öğretmenlerimizdir. Biz de bu ve buna benzer öğretmenlerimizin yanında olmaya çalışıyoruz açıkçası. Ben bu eğitim dostları ile ilgili şunları anlatabilirim. Anadolu'nun her yerinde, Edirne'den aslında Ardahan'a kadar her yerinde milli eğitime bağlı okullar, anaokulları, ilkokullar ve ortaokullar, liseler. Bunlarda milli eğitim tabii ki onların temel ihtiyaçlarını karşılıyor. Ama son zamanlarda şöyle şeyler söz konusu. Her gelen Milli Eğitim Bakanı veya yöneticileri sürekli müfredatta oynuyorlar. Sürekli eğitimle ilgili bir takım karmaşığa sebep oluyorlar. Kaos ortamı yaşanıyor. Ne olduğunu da bilemiyoruz tabii. Şimdi şöyle düşünün. Öğretmenler sadece eğitim müfredatı uyguladığı zaman o öğrenciler benim az önce söylediğim Atatürk'ün çizgisinde çağdaş, layık ve demokrat ve çağdaş düşünen bir birey olmaktan açıkçası çıkıyor veya oraya varmakta zorlanıyor. Bu çocukların yeteneklerinin gelişmesi, onların ortaya çıkması, sosyal olmaları, daha barışçıl olmaları, iletişimde kalmaları gibi bir program uygulamak lazım çocuklara. Dolayısıyla eğitim dostları tam da burada. Biz tabii Anadolu'da birçok yere gittiğimizde bunları çok rahat görebiliyoruz. Öğretmenler açıkçası o okula müfredatın dışına çıkarak programımızla örtüşüyor. Fark yaratmak istiyorlar ve o farkındalıklarını da öğrencilere aktarmak istiyorlar. Biz de bu öğretmenlerin yanında olmaya çalışıyoruz. Ben bir tane... Bir de araya gireceğim öğretmenlerimiz demişken. Burada hijyen konusuna da çok önem veriyorsunuz okullarda. Öyle değil mi? Tabii ki. Öğrencilerin bir kere şöyle söyleyeyim. Tüm çocuklarımızın eşit şartlarda eğitim görmelerini sağlamaktır amaç aslında. Bunların kendilerini geliştirmeleriyle ilgili fırsat sunmaktır. Biraz da böyle bakmak lazım. Evet. Ben şimdi burada toplumda hem Rotary'ye karşı hem eğitim dostlarına karşı bir zaman zaman ön yargı oluyor. Bununla ilgili biraz felsefik laflar vardır, işte edebiyatla ilgili şeyler vardır ama aslında Türk insanının vardı sizin. Bir tane şiir var, çok uzun ama bir kısmını okuyayım. Bir kısmı. Şimdi bu aslında tamam insan anlatıyor ama biraz fazla Türk insanı anlatıyor. Bizim karşımızda da açıkçası bu tarz insanlar var. Şiiri müsaade ederseniz okuyayım. Cahit Koytağ'a ait. İnsan ne taştan, ne tahtadan, ne ottan, ne buluttan yaratılmıştır. İnsan kelimelerden yaratılmıştır. Seslerden, susmalardan, imalardan, konuşmaktan. İnsan gülmekten, ağlamaktan, sabah akşam hem kendine hem Tanrı'ya sebepli sebepsiz yakınmaktan, mızırdanıp durmaktan yaratılmıştır. Korkulardan, kuşkulardan, kuruntulardan, biraz umuttan, biraz tutkudan, bolca rüyadan, olmayan, uslanmayan meraktan,
azıcık akıl, azıcık fikir, azıcık izan ve çokça duygudan yaratılmıştır. Bir çuval bilgiden, bir atım bilgelikten, icazetli ve icazetsiz bilgeçlikten ve körlükten, kör kütük cehaletten, dar kafalılıktan, düz kafalılıktan, sevimli ve sevimsiz man kafalılıktan, hakikat karşısında domuzuna inattan, soyuna, türüne, kendine körce yapışıklıktan ve tanrılık taslamaktan ötekine küstahça ama kuzu gibi uzatmaktan boynunu altın tasmasıyla caka satarak hem de kasabın bıçağına ahmakça. İnsan işte bunlardan yaratılmıştır ve kendini aldatmaktan sürekli kendini kaybedip bir daha ve bir başkası olarak keşfetmekten çok defa. Bunun bir o kadar daha mısrası var. Bunu şunun için anlattım değerli başkanım. Şimdi bizim insanlarımızın profili bu. Ön yargıyla hareket eder. Çok fazla araştırmaz. Çok fazla soruşturmaz. Toplumda bir algı oluşmuştur. O algının peşinde gider. Ve her şeyden mızırdanır. Her şeye bahane bulur. Hiçbir şeyi beğenmez. Kendisinin yaptığından daha iyi bir şey yapıldığı zaman da ilk eleştiren o olur. Ama şimdiki eğitim sistemimiz de biraz bununla şimdi, örtüşüyor. Artık evet. Sormuyor, sorgulamıyor. Yeni yetişecek nesiller daha çok endişe verici değil mi? Hiç sormayacaklar, sorgulamayacaklar. Şimdi, yani bugünkü eğitim sistemine baktığımızda biraz. Değerli başkanım, şunu anlatmak istiyorum. Buradaki insan profili bizim sürekli karşılaştığımız profil. Biz burada bu iletişimi sağlayıp, yani bu profildeki insanlarla bu iletişimi sağlayıp, insanlarla iyi ilişki kurmazsak, bu hep bu şekilde devam edecek. İşte fark yaratmak da buradan. Eğitim dostlarının teması, görünümü, buradaki bütün attığı adımlar bunun üzerine kuruluyor. Dolayısıyla bizim yaptığımız projelerde biz gönderdiğimiz onların ihtiyacı olan şeyleri bir kenara koyup onlarla sıcak ilişkiler ve temasta bulunuyoruz. Öğretmenlerle konuşuyoruz, çocuklarla birebir konuşuyoruz. Onlardan o ışığı alıyoruz. Ve onların da bizi açıkçası rol model almalarına sağlamaya çalışıyoruz. Benim, bu arada ben size tabii yeri de geldi ama tekrar teşekkür etmek istiyorum. Biliyorsunuz biz de Elazığ'ın işte Koruklu'nda rahmetli olan kızımız adına bir kütüphane yaptırmıştık. Özgecan Aslan Kadın Dayanışma Evi ve Kütüphanesi olarak. Oraya da sizin gerçekten kitap bağışınız bayağı bir Rotary'nin, olmuştu. Rotary'nin yine evet, kitapla evet. Şahsi bir bağış gelmişti. Değildi bu o. Arada da Elazığ'da bile gerçekten dokunduğunuz insanlar var eğitim anlamında. Teşekkür ederim. Ben aslında ikinci bölümde de anlatabilirim. Birkaç tane hikaye var bununla ilgili. Zaten evet. Hani buradaki özü de o hikayeler ortaya çıkarıyor. Yani yüzeysel anlatmalar, tanımlar çok evet. Fazla herhalde insanlara etki etmeyecektir diye düşünüyorum. 2-3 tane yaşadığımız anekdot var. Onları da dilerseniz ikinci bölümde anlatabilirim. Yani ikinci bölümde aslında şu aşevini biliyoruz. Uh-huh. Yani ülkemiz hakikaten yoksulluk sınırının altında yaşayan birçok insanlarımız var. Uh-huh. Siz de bu konuda yine bugüne kadar 150 binin üzerinde yoksul insanımıza evet. Gezici aşevinizle destek verdiniz. Evet. İkinci bölümde istiyorum ki bunu biraz daha detaylı konuşalım. Yani tamam. Aslında bu bölümde söylemek istediğiniz farklı bir şey varsa toparlayalım. Yoksa kısa bir reklam arasıyla ikinci bölüme şimdi geçebiliriz yani. Rakamlardan biraz bahsedebilirim tamam, mesela. Alalım onları. Biz 2015 yılında bu projeye başladık. Sadece İstanbul'da başladık ama İstanbul'da çok fazla yani çok STK olduğu için işte oralara belediyeler veya STK'lar vasıtasıyla gerçekten de gerekli özen gösteriliyor. Kenar mahallelerde bile birçok projeler gerçekleşiyor ama biz tüm Türkiye'ye yayılmak için bakanlık aracılığıyla bu işleri yapıyoruz. Bakanlığın yani ortak projeleriniz yapıyoruz. Oluyor mu yani kurumlarla nasıl yani ortak derken ya, bakanlıkla devletin evet kurumlarıyla yok, bakanlıkla okul. Değil ama oranın milli eğitime bağlı okullardaki evet. Öğretmenlerle veya mesela bu eğitim ülkeler. Projenizi nasıl yapıyorsunuz? Okul mu hazırlıyor? Siz hazırlamışsınız. Şimdi onu, az önce aslında bir yardım biraz, sitesi olduğundan bahsetmiştim. Evet. Eğitimdostları.org diye bizim bir evet. Eğitim dostları platformumuz var. Bu platforma ihtiyacı olan işte fark yaratmak isteyen öğretmenler
siteye projelerini, ihtiyaçlarını giriyorlar. Evet. O bizim tarafımızdan değerlendiriliyor. Evet. Revize edilmesi gerekenler varsa revize ediliyor. Hemen arkasından bağışa ve sponsorların görüşünü açıyoruz. Bunda bu ne oluyor? Bir sınıfın yenilenmesi mi oluyor? Yani bugüne şimdi, kadar yaptığınız bu projelerde şimdi, mesela örnek var mı? Kaç tane yapıldı ya da kaç tane yapıldığını ayrıca söyleyeceğim. Evet. Şimdi şöyle, az önce eğitim sisteminin karmaşalığından bahsetmiştik. Evet. Aslında eğitimin özünde sadece ABC'yi öğretmek yerine işte keşke insanlığı da işte sosyalliği de iletişimi de öğretebilsek. Eğitim dostlarının buradaki şeyi idealist öğretmenleri, işte dediğim gibi çağdaş düşünen, çocukların bir yerlere varmasını düşünen bir yapı oluşturmak aslında. Mesela neler yapmışız? Çocukların zeka geliştirmesini sağlayan satranç sınıfları yapmışız. Zeka geliştirici oyunlar göndermişiz. İşte kapı giydirmeler yapmışız. Okullarda kapı giydirmelerde şöyle bir şey var. Mesela işte herhangi bir düşünürün felsefik cümleleri var. Çocukların yoluna ışık olması için yapılmış. Evet. Tarih bilgileri var. Çeşitli görseller var. Baktığınız zaman birçok çocukların geleceğini olumlu İngilizce, yönde etkileyecek değil evet, mi? Evet. Okumayı alıştırmak için, İngilizceyi teşvik etmek için birçok görseller var. İngilizce sokağı yapmışız. Matematiği sevdirmek için aktiviteler yapmış. Okul boyamalar yaptık ama onları daha lokal yapıyoruz. Okul boyamayla birlikte oraya gidip birlikte yapmaya çalışıyoruz bu projeleri. Mesela tenis kortu yapmışız, spor salonu yapmışız, tenis kortu veya spor malzemeleri vermişiz. Spor için gereçler, formalar, toplar, ayakkabılar vermişiz. Bot ve anorak çok daha az lokal ama onları da vermişiz. Evet. Kırtasiye malzemeleri vermişiz, bilgisayarlar, yazıcılar, fotokopi makineleri. Çok güzel hikayeler çıkıyor. Mesela bu eğitimden biraz ayrı ama bakın, çocuğun kişisel gelişimi için ne kadar önemli. Hayatında hiç tiyatroya gitmemiş çocuğu tiyatroya götürmüşüz. Hiç sinemaya gitmemiş çocuğu sinemaya götürmüşüz. Hiç uçağa binmeyen çocuğu uçağa bindirmişiz. Anıtkabir'e hiç gitmemiş çocuğu Güneydoğu'da, düşün Doğu Anadolu'da, Batman'dan almışız Anıtkabir'e getirmişiz. Mesela hayvanat bahçesine hiç gitmemiş çocuklar. Bunları evet, mümkün olduğu kadar beraber yapmaya çalışıyoruz. Bunlar fark yaratan, farkındalık yaratan projeler. Bunlar öğretmenlerin, farklı öğretmenlerin, farkındalık yaratan öğretmenlerin projeleri. Rakamlardan bahsedeyim. Şu anda bağışı tamamlanan ama henüz tedarik aşamasında projelerle birlikte toplam 108 tane proje gerçekleştirmişiz. 238.306 lira bir fon yaratmışız. Bunların içerisinde aynı rakamlar da var. Ve 33.064 öğrenciye faydamız dokunmuş. Ve bu 33.064 öğrenci bu farkındalıkların hepsinden yararlanmış. Dolayısıyla bu projeyi daha da genişletip daha da devam ettireceğiz. Devam ettirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Sizin gibi insanlar ülkemizde var olsun. Yani ben sizi yakından tanıdığım için mücadelenizi biliyorum. Zaman zaman da zaten Anadolu'nun bir yerinde karşılaşıyoruz. Bazen tesadüfler de oluyor gerçekten. Elazığ'da karşılaşmıştık. Elazığ'da karşılaştık. Evet, evet. Bir de siz Ağrı'ya mı gitmiştiniz? Kars'a gittim. Evet. Malatya'ya iki kez gittim. Yani oralarda okulların isimlerini vermiyoruz ama çok uç noktalarda, çok köylere, çok mezralara gitmişliğimiz söz konusu. Bir de bu projenin başka bir tarafı var. Bu aslında Rotary Türkiye projesi. Evet. Dolayısıyla diğer bölgelerden de diyelim ki atıyorum Malatya'da bir proje olduğu zaman Malatya Rotary Kulübü'nden de dostlarımızı oraya yönlendirmeye çalışıyoruz. Her yere yetişmemiz mümkün değil. Bunları peki Anadolu'da yaparken yani tabii Rotary biraz yabancı bir kavram geliyor insanlara. Anadolu'da özellikle. Yani nelerle karşılaşıyorsunuz? Nasıl anlatıyorsunuz kendinizi? Yani kurumlardan örneğin bir ilçeye gittiğinizde neler oluyor? Çok kısa söyleyeceğim, hemen size geçeceğim. Tamam. Çok kısa söyleyeyim. Bakın Malatya'da yine isim vermeyeyim bir ilçesinde bir proje gerçekleştiriyoruz. Projeyi gerçekleştirmek için oranın mülki amiri kaymakama gittik. Sayın Kaymakamım, biz burada bu okulun bu eksiklerini gidermek istiyoruz. Bunlar eğitim dostları projemize bu projeye girmişler.
biz bunu gerçekleştireceğiz, sizin de izniniz istiyoruz. Tamam. Çünkü oranın ülke amiri. Tamam. Kaymakam'la sohbet ettik ve şunu gördük. Kaymakam okul yıllarında İstanbul'da Rotary kulüplerinin birinden burs almış. Yani bu bizim çok için o kadar güzel bir şey ki ve bunu anlattığımızda bir yerlerde bu zaten Milli Eğitim'le birlikte çalışıyoruz. UNICEF destek veriyor. Rotary çok büyük bir kuruluş ve güven veren bir kuruluş. Dolayısıyla çok büyük zorluklarla açıkçası karşılaşmıyoruz. Birazdan toparlayalım. Değerli izleyiciler, evet, kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Evet, tekrar merhaba dostlar. Kaldığımız yerden Ali Bey'le devam ediyoruz. Ali Bey bizlere eğitim dostları projelerini anlatıyordu. Evet. Buyurun tekrar. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu eğitim dostları projesi öğrencilerimizin yeteneklerinin gelişmesini sağlamak, ortaya çıkmasını sağlamak, spor yapmalarını, sosyal olmalarını, birbirlerine rol model olmalarını, kitap okuma alışkanlıklarını edinmelerini, araştırma yapmalarını veya araştırmalarda, bilimsel araştırmalara katkıda bulunmalarını sağlamak aslında eğitim dostlarının buradaki yeri. Ben bir tane anekdot anlatayım, kendim yaşadım. Şimdi Anadolu'nun birçok yerinde biliyorsunuz coğrafi konumlarından dolayı terör, eğitim, ekonomik anlamda sıkıntılı bölgeler ve çocuklar, işte ailelerin yapılarına baktığınız zaman da çok çocuklu aileler var ve baba sürekli çalışır, anne de tek başına çocuklarla ilgilenir. Dolayısıyla onlara yeteri kadar sevgi ve ilgi göstermezler. Şimdi bu bir portre ise biz gittiğimiz okullarda bunları görüyoruz. Bir okulda çocuklarla sohbet ederken çok komik bir olay oldu ve herkes kahkahaya boğuldu sınıfta. İlkokul 4. sınıf yanlış hatırlamıyorsam. Ama bir baktım en arkada bir tane öğrenci kardeşimiz gülmedi ve hiç böyle somurtur bir şekilde baktı. Ben de yanına gittim. Elimi omzuna attım. Dedim ki çok komikti ama neden gülmedin dedim. Öyle deyince benim boynuma sarıldı. Yani çocuklar ilgi istiyor, şefkat istiyor. Aynı şeyi öğretmenler için söyleyebiliriz. Bir proje gerçekleştirdik. Proje gerçekleştikten sonra aynı öğretmenin aynı okulunda fotokopi makinesi bozulmuş. İlk arayacağı yeri biz olarak düşünüyor ve bize telefon açıp fotokopi makinem bozuldu, bize nasıl destek olabilirsiniz diyor. Yani demek ki bir yanında hissettiği, onlara o hissi veren bir yapı söz konusu. Bir anekdot daha var. Bizim komitemizde çalışan diğer arkadaşlarımızdan birinin yaşadığı anekdot. Bir öğretmen projeye giriyor, kitapla ilgili çocukların okuma alışkanlıklarını artırmak için bir proje. Hemen arkasından tayini çıkıyor ve başka okula gidiyor. Bakıyor ki orada da çok eksik var çocukların, onu da yine sisteme girmeye çalışıyor. Orada da ihtiyaç var. Sonra diğer tayin olduğu okuldan ya onunla ilgili projeyi devam ettirin diyor. Ben de Rotary eğitim dostlarıyla görüşeceğim diyor. Bize telefon açıyor. Diyor ki benim de projem önemli ama önce öbür geldiğim okulun projesini halledin diyor. Yani burada bir samimi yaklaşım var. Karşılıklı, evet, samimiyet, iyi niyet ve güçlü iletişim var. Aslında eğitim dostlarının farkı da bu. Daha sonra tayin olduğu okuldaki öğretmen çocuklara o kitap alışkanlığını edinmelerini sağlamak için oturarak kitap okutturuyor ve belli bir zaman sonra soğuk günler başladığında çocukların hani oturarak kitap okumalarını sağlayacak ki işte hep aynı, evet, şekilde evlerinde de koltuk yok, yer minderinde oturuyorlar çocuklar. Diyor ki siz üşüyeceksiniz, size minder alalım ama nasıl yapalım, çok pahalı. Yine bize telefon açıyorlar. Çocukların o minderlerini hemen tedarik edip gönderiyoruz. Baktığınız zaman bizim projelerimiz, bizim bununla ilgili yaklaşımımız o öğretmenlere o sıcaklığı, o hissiyatı, o güzel iletişimi vermiş.
Başka bir şey var. Bir de kar yumağı haline alan bir sistem haline geldi. Niğde'de bir okul, bu az önce bahsettiğim kapı giydirme projesi. Öğretmen kapı giydirme ile ilgili projeyi eğitimdostları.org'a giriyor proje olarak. Biz de onun tedariğini yaptıktan sonra gönderdik ve 18 tane kapının giydirmelerini yapmış. Evet. Okulda, ama onun haricinde de işte öğretmenler odası gibi, müdür odası gibi diğer başka yerlerde de kapılar varmış. Bir 10 tane kapı da açıkçası yapılmamış. Şimdi bunu müdür bize bir mail yoluyla aslında teşekkür için anlatarak gönderiyor. Diyor ki burada 10 tane kapı da giydirme daha yapmam lazım ama işte müdürler bu konuda çok hassastır. Evet. Her yere elzem olan yerlere para harcarlar ama evet. 18 kapı da çok iyi oldu. Şimdi tekrar eğitim dostlarına dönmeyelim. Biz yapalım diyor. Okulun bütçesinden zorunlu olarak oraya para harcamak zorunda kalıyor. Bunu da sosyal medya hesaplarında paylaşıyorlar. Yani çok küçük dokunuşlar. Çok küçük dokunuş. Çok evet. Büyük gelişmelere. Evet. Şimdi o okulun kapılarının o giydirilmiş halini sosyal medyada kişisel hesaplarından paylaşıyorlar evet. Ve çevredeki Niğde'deki diğer okullardaki öğretmenler bunu görüyorlar. Hemen arıyorlar. Ya öğretmenim, hocam, sayın müdürüm, neden bize de haber vermiyorsunuz? Biz de nereden yaptırırız, nasıl yaparız? Bunlarla ilgili bize destek olur musun falan diyorlar. Ve hemen arkasından oradaki diğer okullar da bu kapı giydirmelerini yapıyorlar. Bu bir kar yumağı etkisi yarattı. Onun için size minnettarız diye böyle mektuplar alabiliyoruz. Dolayısıyla çok aslında başarı hikayesi çok fazla var. Dolayısıyla bunları yani, tabi programımızda hepsini sığdırmak mümkün değil. Yani böyle bir dünyanın en büyük işte sivil toplum kuruluşlarından evet. birisinin yaptığı projeler dünyada ve Türkiye'de tartışmasız çok daha ileri seviyede, çok daha farklı projeler de var ama biraz da zamanımız tabi kısıtlı, zamanı da çok iyi değerlendirmek lazım. Ben yine Sayın Guvernörümüz, yani Kaan Bey'e biraz bu konuda, eğer tamamlamak istediğiniz bir şeyler varsa toparlayalım. Ben çok kısa bir iki cümleyle şöyle anlatayım. Evet. Şimdi baktığınız zaman bir sürü STK var ve bu STK'lar birçok yere projeler gerçekleştiriyorlar. İşte çocukların bir ihtiyaçlarını koliyle onlara gönderiyorlar. Ama biz bir yerden bir şeyler geliyor, giyiyoruz, ediyoruz falan diyordur mutlaka çocuklar. Rol model alma hikayesi de var burada. Yani biz oraya gittiğimiz zaman o çocuklarla o sıcak teması kurduğumuz zaman diyor ki ben de büyüdüğüm zaman bu abi gibi, bu abla gibi ben de insanlara yardım edeceğim. Evet, bana kesinlikle. Göre en altı çizilmesi gereken nokta. Hepimizin bir hikayesi vardır evet. bu konuda. Katılıyorum. Evet. Şimdilik çok teşekkür bu ediyorum. Bu fırsatı verdiğiniz için de gerçekten çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi ki varsınız. Şimdi Sayın Başkanım, evet. sevgili Guvernörüm. Sizinle birinci bölümde tabii amaç, ilke, varoluş amaçlarını paylaştık ama kimler Rotaryan olabilir, kimler Rotary üyesi olabilir? Buna geleceğiz ama Türkiye'de nasıl bir yapılanmanız var? Tabii önce ki. Bunları paylaşalım. Tabii ki Kadir Bey. Ona geçmeden önce ben hemen bir konuya dikkat çekmek istiyorum. Tabii eğitim dostları projemize verdiğiniz destek ve katkılar için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Ali eğitim dostlarıyla ilgili projemizden bahsetti, yaptıklarımızdan bahsetti, kaç kişinin hayatına dokunduğumuzdan bahsetti. Eğitim dostları bizim 8 ana komitemizden bir tanesi olan eğitim ana komitemizin alt komitesi. Evet. Şimdi neden bunu söylüyorum? Bir ana komitemizin altındaki komitenin yaptığı çalışmaları değerlendirdiğiniz zaman bir bütün olarak neler yaptığımızı izleyicilerimiz çok daha iyi anlayabilsinler diye. Biz ilk bölümde saydığım odak noktalarında çalışabilmek için bu sene özellikle 3 komitemiz daha var, ana komitemiz daha var. Bunlardan bir tanesi sevgili Ali'nin de içinde yer aldığı eğitim komitesi. Bir diğeri sağlık komitesi, bir diğeri de barış komitesi. Biz bütün ve diğer komitelerimizle beraber, bizim çünkü çok başka projelerimiz de var, zamanımız olmadığı için anlatamıyorum. Biz dünya barışına katkıda bulunmak için gençlik değişimleri yaparız. Uzun dönem, kısa dönem. Evet. Türkiye'den dünyanın birçok ülkesine giderler, dünyanın birçok ülkesinden Türkiye'ye gelirler. Bunlar 2 haftalık olur, 1 yıllık olur, eğitimlerini yaparlar. Evet. Bunun dışında halkla ilişkiler komitemiz var, hizmet projeleri var.
kendi içimizde üyelik, kulüp yönetimi var, vakıf komitemiz var. Bir bütün halinde insanların hayatına dokunmak için topyekün çalışan bir sivil toplum kuruluşuyuz. Şimdi Türkiye'deki yapılanmaya gelince de, Türkiye'den önce dünya yapılanmasını anlatayım. Dünyada 534 tane bölge var. 534 Rotary bölgesi. Bu 534 bölgenin başındaki bulunan kimseye de, ki bu kişi seçimle gelir ve görev süresi 1 yıldır. Evet. 1 Temmuz'da başlar, 30 Haziran'da biter. Bunun ismi guvernördür. 534, Türkçe karşılığına bakarsak. Türkçe yani karşılığı, guvernörün tam çevirisini yaparsanız vali demek. Evet. Ama vali tabii devletin bir görevi. Onun için bölge başkanı diyebiliriz. Bölge başkanı. Bölge başkanı diyebiliriz. Başkanı. Evet. Bizim bölgemiz Çanakkale haricinde, ki Çanakkale'nin kuzeyi, Gelibolu Yarımadası bize ait. Evet. Ama Boğaz'ın güney tarafı, Çanakkale merkezin olduğu yerden itibaren 2440. bölgemize ait. Bizim bölgemiz oradan başlıyor. Çanakkale'nin kuzeyinden, Gelibolu evet. Yarımadası'ndan. 2420. bölgeyi. Evet. Evet. Marmara bölgesini gözünüzün önüne getirin. Yalova'ya kadar uzanan bölge. Evet. Bursa bizim dışımızda. Evet. Marmara bölgesinin doğusunda da en son Kocaeli. Sakarya 2430'a bağlı, Ankara'ya bağlı bir şehrimiz. Şimdi Türkiye'de 3 bölge var. Bir tanesi 2420. bölge, İstanbul merkezli olan, demin saydığım illeri kapsayan evet. bölge. Ve bunun guvernörü benim. Bizim 71 tane kulübümüz var bölgemizde. Tabii ki doğal ki bu kulüplerin 60'tan fazlası İstanbul merkezde. Onun dışında Yalova'da bir kulübümüz var, Gölcük'te var, Kocaeli merkezinde iki kulübümüz var, İzmit kulübümüz ve Körfez Rotary kulübümüz, Gebze'de bir kulübümüz var, Edirne'de iki kulübümüz var, Tekirdağ'da bir kulübümüz var, evet. Kırklareli'ne bağlı Lüleburgaz'da bir kulübümüz var, İstanbul'un çeşitli ilçelerinde kulüplerimiz var. 71 kulübümüzün de yaklaşık 2000 tane üyesi var, 2000 Rotaryen evet, dostumuz evet. var. 2430. bölge dediğimiz bölge 2420'nin bittiği yerden başlıyor. Kocaeli evet, sınırından başlıyor. Ankara Türkiye'nin tüm doğusu. Bir hat çizerseniz Denizli'nin doğusundan yukarı doğru çıkın. Bursa evet. 2440'ta kalıyor. Bursa'nın doğusundan itibaren evet. ve bu Kazakistan'a kadar uzanıyor bu bölge. Bu bölgenin guvernörü Kazakistan'a kadar bütün kulüplerden sorumlu. Kendilerinin 93 kulübü var. Evet. Yaklaşık 2200 civarında Rotaryen var. Seyreliyor doğuya gittikçe. 2440. bölgemiz İzmir merkezli, Bursa merkezli bir bölge. 1600 civarında Rotaryen var bu bölgede de. Evet. Ama biz Türk Rotarisi olarak birçok şeyi hep birlikte yapmak istiyoruz. Çünkü biz Türkiye'de yaşıyoruz. Türkiye'ye hizmet etmek istiyoruz. Dolayısıyla birçok projede ortak hareket ediyoruz. Eğitim dostlarında olduğu gibi sınır da gözetmiyoruz. Bizim bölgemiz, diğer bölge, böyle bir şeyimiz yok. Hatta biz ülke sınırlarında dışına çıkıp hizmet ürettiğimiz projeler var. Su projelerimiz var Afrika'da. Aha. Amaç burada tamamen insana dokunmak, onların yaşamlarını kolaylaştırmak. Dolayısıyla bu çerçevede biz her türlü hizmetin içindeyiz. Ve devletimizin yanındayız. En önemlisi o. Evet. Biz devletimizin, tabii ki devletimiz muktedirdir, güçlüdür, her tarafa yetişebilir. Ama onun göremediği, onun belki görmekte geç kaldığı bazı kısımlara biz el atarak bunu daha kolaylaştırmak, daha çabuk yapmak. Oradaki zaten insanların toplum kuruluşlarının amacı var, bu. Bunun için var. Amacı bu. Evet. Amacı farkındalık bu. Yaratmak. Kesinlikle tabii. öyle. Evet. Biz şimdi bugün çok önemli bir gün. Konuşmadık. İkinci bölüme sakladım özellikle. Evet. Tesadüf bugün Rotary bir uluslararası Rotary organizasyonu var. Evet. Bir de 1917 yılında kurulan 25 Kasım 1917'de kurulan Rotary Vakfımız var. Uluslararası Rotary Vakfı. Evet. Anlaşılsın diye uluslararasını koyuyorum. Evet. Normal evet. adı Rotary Vakfı'dır. The Rotary Foundation. Söylediğim gibi 25 Kasım 1917 kuruluş günü. Bugün 100. yılını. Gerçekten burada sürpriz olmuş. 100. yılını kutluyoruz. Güzel, evet. 100. yılını kutluyoruz. Milyarlarca dolarlık bir varlığı olan nakit ve gayri nakit evet. dünyanın en büyük vakıflarından bir tanesi. Yaptığımız projelerde destek olan evet.
kulüplerimize destek olan çok büyük bir organizasyon. Aynı zamanda onun kutlama gününe de denk geldi. Bir kez daha size teşekkür biz ediyorum. Biz de bu arada çok mutlu olduk böyle bir günde birlikte olmak kuruluşun. Tabii önünde. Müthiş. Yani biraz evet. önce mesela eğitim projelerinden bahsederken kolay okuma yazma kurslarından bahsettik. Evet evet. 400 bin 398.500 son rakamlar, küsuratları evet. da var. 400 bine yakın kişiye okuma yazma öğrettik. Bir başımdan geçen hadiseyi çok kısa anlatayım. Tabii. İstanbul'daki bir kadınımız kursu bitirdikten sonra sertifika törenindeyiz. Sordum. Dedim ki teyze mutlu musunuz öğrendiğiniz bu yaştan sonra okuma yazma neler hissediyorsunuz? Evladım çok mutluyum dedi. Neden teyze dedim? Çünkü dedi önceden dedi mahallemden bir tane otobüs geçiyordu dedi. Ben o otobüse binip Mecidiyeköy'e iniyordum dedi. Evet. Fakat Mecidiyeköy'den mahalleme döneceğim zaman yüzlerce otobüs var dedi. Hangisi olduğunu bilemiyordum. Soruyordum dedi. İttiriyorlardı, kaktırıyorlardı, cevap vermiyorlardı dedi. Artık bakıyorum kendi mahallemin otobüsüne ve biniyorum dedi. Bu bizler için belki çok küçük yani bir şey. Yani hayatımızı da kolaylaştırmış oluyoruz tabii. Yani insanların hayatına böyle ya bizler için dokunuyoruz. Belki evet. küçük bir şey. Ama düşünün o insanın hayatında değişen şeyi çok büyük düşünün. Değişimlere deniz yıldızı misali. Evet, evet. Biz mini mini birler projeleri yaptık. İlkokul 1. sınıf öğrencilerini devlet okullarında okuyan sağlık kontrollerinden özel hastanelerde geçirilmesini temin ettik. İnanamazsınız ne rahatsızlıklar tespit evet. ettik. Ailelerin görmediği, öğretmenlerin fark edemediği ve çocuklarda eğer o rahatsızlıklar belli zaman dilimi içinde teşhis edilmeseydi evet. o rahatsızlıkları ömürlerinin sonuna kadar ilerleyen süreçte taşıyacakları rahatsızlıklar tespit etkileyeceklerdi değil mi? Yani evet. Dolayısıyla biz hizmetin olduğu her şeyin içindeyiz. Eğitimle ilgili biraz önce bahsettiniz. Zaten slogan da çok iyi. Kendimizden önce hizmet. Hizmet. Yani bu evet. insanlığa hizmet. Evet. Sevgi kütüphaneleri. Evet. Gidiyoruz bir okula. Kütüphane kuruyoruz. Kitapçan velisi var. Kardeşliği var. Bir dostumuz veya isteyen sponsorlar bir öğrenciye sponsor oluyor. Kitaplarını alıyor. Diyanar mağazalarından kitaplarını alabiliyor. Evet. Sadece kitap ama. Bunun gibi birçok projemiz var. Vakıf eliyle yürüttüğümüz, bizim burada da vakfımız var. 2420. bölge vakfımız var. Evet. Bu vakıf aracılığıyla da eğitime son derece hizmet ediyoruz. Evet. Katkı veriyoruz. Sağlık alanında birçok şeyler yapıyoruz. Çevreyi hiçbir zaman unutmuyoruz Kadir Bey. Çevreden evet, bahsetmiyoruz. Şey, evet. Geçen biz burada tabii özellikle Türkiye'nin talan edilen bölgeleri Karadeniz'den, Artvin Karadeniz'den Trakya'ya kadar bunu paylaştık. Gerçekten konuklarımız vardı. Çok enteresan şeyler anlattılar. Haklısınız. Bu kadar derinlemesine olduğunu bilmiyorduk. Hepimizin çevre bilincini ivedi bir şekilde toplum olarak geliştirmemiz lazım. Tabii bu, şimdi Kadir bu konuda... Bey, öyle, öyle ki yani biz bu coğrafyada yaşıyoruz. Daha da öteye gidelim. Bu gezegende yaşıyoruz ama sanki bu gezegende yaşayan son kimselermiş gibi davranıyoruz. Sanki bizden sonraki nesiller yaşamayacak. Öyle hor kullanıyoruz. O kadar çok kirletiyoruz ki. Artık çevre bilinci tabii ki çok ileri boyutlara geldi. Bizim de ana hedeflerimizden bir tanesi 2015 yılında yani 1905 yılında kurulan Uluslararası Rotary'nin 110. yıl dönümünde 110. yıl hatıra ormanı kurduk Çatalca'da. 110 bin ağaç. Müthiş bir şey. Bu yıl ağaç. Yine Gelibolu Yarımadası'nda bir proje gerçekleştirmek istiyoruz. Daha küçük, barışa vurgu yapan o bölgede 10 bin ağaçlık bir... Yani dikili bir ağacımız yok diye kimse söyleyemez. Söyleyemez. Evet. Sağlıkta mesela çok önemli bir şey. Evet. Biz meme kanseriyle ilgili farkındalık toplantıları yapıyoruz. Kadınımızın bilinçlenmesini temin ediyoruz. Kadınlarımızın kendi kendini muayene edip şüphelenmesi halinde kendinden hastaneye evet. gitmelerini sağlıyoruz. Bununla ilgili seminer çalışmalarımız var. Hocalarımızın söylediği, evet dünyada meme kanseri çok artıyor. Fakat Türkiye'de çok daha fazla artıyor. Bununla ilgili çokça çalışma şimdi yapıyoruz. Şimdi projelerimizin çok olduğunu biliyorum gerçekten. Hı. Ama biraz da süremizin sonuna doğru yaklaşıyoruz tabii yine dinleyeceğiz. Ama Rotary'ye kimler üye olabilir? Söyleyeyim, bu tabii. kriterleri hemen isterseniz tabii. toparlayalım. Sonra... Şimdi ilk Rotary'nin kuruluşunu sormuştunuz. Ben evet. Paul Harris isimli bir avukat ve yanındaki 3 kişiyle kurdular demiştim. Evet. Rotary'yi kuran diğer 3 kişi bir tanesi kömür tüccarı, bir tanesi
mali müşavir ve bir tanesi de terzi. Bir tanesi de terzi, evet. Dört kişi. Rotaryen olabilmek için tek kıstas iyi ahlaklı, mesleğinde başarılı, öne çıkmış bir kimse olması. Ve ben rotaryen olmak istiyorum deyip herhangi bir kulübe müracaat edip rotaryen olamazsınız. Mutlaka sizi bir rotaryenin tavsiye etmesi ve takdim etmesi gerekir. Ve siz kulübe takdim edildikten sonra tabii ki bunun süreç içerisinde kulübün toplantılarına gelir gidersiniz, haftalık toplantılarına, eşli toplantılarına. Evet. Kulüp sizi tanır, siz kulübü tanırsınız. Ve üyelik süreci devam ederken sona gelindiğinde tüm rotaryenlere, bölge içerisindeki tüm rotaryenlere duyurulursunuz. Evet. Ve oradaki sonuca göre de Rotary Kulübü'ne kabul edilir, rotaryen olursunuz, rozetiniz takılır. Kesinlikle bir algı var. Rotary Zenginler Kulübü'dür diye. Hayır, böyle bir şey kesinlikle yanlış. Tam onu soracaktım aslında. Nasıl bir katkı sunuluyor? Evet. Ya da hiçbir böyle katkıya sizlerin ihtiyacınız yok mu? Bir sürü projeler yapıyorsunuz. Yani insanlar, çünkü bizim toplumumuz biliyorum, merak edilen bu anlamda çok duyarlı olduğunu biliyorum. Bizler de yaşıyoruz. Ya bir yerlerde iyi bir şey yapılıyorsa insanlarımız orada mutlaka olmak istiyor yani. Şimdi Kadir Bey, çok güzel bir konuya temas ettiniz. Rotaryen cebinden para vererek proje yapmaz. Biz kaynak yaratırız, fon sağlarız yaptığımız projelerle. Tiyatro gezileri düzenleriz, etkinlik düzenleriz. Buradan bir fon sağlarız, bu fonla projeleri hayata geçiririz. Yine hayata geçireceğimiz bazı projelerde vakfımızın desteğini alırız. Hem uluslararası vakfımızın, hem 2420. bölge vakfımızın. Dolayısıyla cebimizden katkı vererek proje yapmak diye bir şey asla olamaz. Çünkü eğer böyle olsaydı nereye kadar olacak? Bir yerde bunun sonu var. Vereceksiniz, bir verirsiniz, iki verirsiniz, bir yerde kaynağınız biter. Önemli olan kaynak yaratmaktır, fon sağlamaktır. Ve Rotary özellikle hizmette bilfiil hizmetin içinde yer alır. Para vererek iş yaptırılması Rotary projesi değildir. Rotaryenin içinde olduğu, direkt bağlantılı olduğu projeler bir Rotary projesidir. Ben güzel projeler yapıldığına inanıyorum. Ve dönem içerisinde de zaten sloganımız sizin Fark Yaratanlar programınızla neredeyse aynı. Her sene bizim temamız değişir. Bu seneki temamız Rotary fark yaratır. Evet, biz de zaten diyoruz fark ki fark yaratmak istiyoruz. Geleceğe sahip çıkmaktır. Aslında örtüşüyor. Yani farklı bir şeyler yapabilmek. Zaten ne demişlerdi? Aynı şeyleri yapıp farklı sonuçlar beklememek lazım. Mutlaka farklı bir şeyler yaparak insanlara çok da iyi hakikaten dokunuyorsunuz. Olumlu yönde gelişmelerine katkı sunuyorsunuz. Bu da çok iyi. Bir iki cümleyle toparlarsanız tabii, sonra Ali Bey'e sözü vereceğim, sonra toparlayacağız. Süremiz çok hızlı. Tabii, sağlıkla alakalı çok önem verdiğimiz bir konu daha var. Farkındalığını ortaya koymak istediğimiz, o da organ bağışı. Evet. Bu sene biz organ bağışı ile alakalı eğitici yetiştirmek üzere bir üniversitemizle birlikte seminer çalışmaları yaptık. Kendi üyelerimizi ve halkımızı bilinçlendiriyoruz. 2430. bölgemiz de aynı çalışmaların içerisinde. Kadir Bey, toparlayacak olursak topyekün olarak Türk Rotarisi olarak sağlık, eğitim ve barış, barış alanında ihtiyacımız var. Evet, bu alanda biz toplumun ihtiyaçları neyse onları yerine getirmeye çalışıyoruz. Toplumsal ve ekonomik kalkınmayla ilgili çok güzel bir projemiz var. Belediyelerle ortak yapıyoruz bu projeyi. Birçok belediyemizle ortak yaptık. Az önce aslında mikro kredi. Onu sordum. Evet. Kadınlarımıza mikro kredi veriyoruz. Binlerce kadınımıza mikro kredi verdik bugüne kadar. Çok küçük miktarlarla çok fazla kişinin hayatına dokunabiliyorsunuz ve mikro kredinin geri dönüşü %100. Kesinlikle. Evet, ben toplumdaki yanlış algıyı bir nebze olsun. Aslında yanlış bir algı yok. Biz kendimizi belki ifade etmekte, sizler gördüğümüz kadarıyla işin çok böyle şey yanında değilsiniz. Medya ya da reklam yanında değilsiniz. Sadece hizmet etmeye yönelmişsiniz. Evet, biz
toplum bizi takdir etsin, halkımız takdir etsin diyoruz. Biz elimizden geldiğince çalışmalarımızı neticede yapıyoruz. Neticede hepimiz bu ülkenin insanlarıyız, bu ülkede ismimiz, yaşıyoruz. İsmimiz Rotary, belki yabancı dilde görünüp belki oradan bir algı var. Ne anlama geldiğini hemen çok kısa toparlayayım, onu da söyleyeyim. Evet. İlk kurulduğu zaman 1905'te 4 kişi, daha sonra artıyor 8 kişi, 10 kişi. Her bir Rotary'nin ofisinde haftada bir toplanıyorlar. Haftada bir, bir kişinin ofisinde. Böyle bir dönüşüm var. Evet. Bu dönüşüm dolayısıyla işte o ismi seçelim. Anlamı evet. Dönüşüm bir yerde, evet. Değil mi? Yani? Oradan, evet. Oradan geliyor. İnsanlar arasında. Evet, neticede bir hafta paylaşım. Sizin ofisinizde, bir hafta evet. Benim ofisimde, bir hafta Ali Bey'in ofisinde toplanıyoruz ve netice itibariyle bir dönüşüm var. Derken buradan birkaç isim deneniyor ve Rotary ismi tercih ediliyor. Evet. Bu da bir dönüşümü simgeliyor aslında. Bu dönüşüm sayesinde de zaten bir orada çarpar evet, çark, dönüşüm anlamı. Hizmet çarkı. Hizmet çarkı, evet. Ve son olarak şunu söyleyeyim. Ödün vermediğimiz bütün çalışmalarımızda, bütün hizmetlerimizde göz önünde tuttuğumuz ve hiçbir zaman ödün vermediğimiz bir tek ülkümüz var. O da Atatürk ilke ve inkılaplarıyla Cumhuriyetimizin temel değerleri. Bu senede her sene olduğu gibi görevi devralan guvernör ekibiyle beraber 1 Temmuz gibi günü Anıtkabir'e atamızın huzuruna çıkar. Ona minnettarlığını ve saygısını gösterir. 29 Ekim'de bu sene 2000 kişinin üzerinde bir kalabalıkla Cumhuriyet Bayramımızı kutladık. Dolayısıyla hiçbir şekilde ödün vermeyeceğimiz tek şey Atatürk ilke ve inkılaplarıyla Cumhuriyetimizin temel değerleri ve unsurlarıdır. Çok teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için. Ben de size çok için. Teşekkür ediyorum. Cumhuriyet değerlerine özellikle sahip çıkmanız yönündeki bu söyleminizden dolayı. Şimdi çok kısa bir iki cümleyle de Ali Bey bağlarsa süremizi tamamlamış olacağız. Zaten süremizi biraz da aşmış olduk bugün. Böyle evet. Güzel bir sohbette olunca. Ben biraz rakamsal şeylerden bahsedeyim. Onları da biraz daha ilave etmiş olayım. Biz bu Eğitim Dostları projesiyle ilgili Milli Eğitim'le görüştüğümüzde Milli Eğitim'in kendi arşivlerinden çıkarttığı rakamlar var. Mesela tüm Türkiye'deki 3 bölge 26 tane okul yapıp Milli Eğitim'e devretmiş. 26 tane okul ve bunlar da dışarıdan o okula yani torpil alıp da girmek isteyenlerin bulunduğu okullardan bahsediyorum. İşte Tuzla'da İşitme Engelliler Okulu var. İstinye'de Anadolu Lisesi var bildiğim kadarıyla. 1700'den fazla sağlıkla ilgili etkinlik yapmışız, proje yapmışız. 17 tane ambulans, bir tane tam donanımlı deniz ambulansı yapmışız. Kandilli Rasathanesi'nde deprem simülasyon odası yapmışız. Deprem tırı, yani sayısı bugüne kadar hakikaten o belki bizim eksiğimiz ama arşivleyemediğimiz sayısız burslar vermişiz az önce bahsettiğim. Kaymakamın da bizden burs aldığı söz konusuydu. Yani açıkçası Eğitim Dostları için de onun için bir nefer olduğumu her zaman da söyleyebilirim. Güzel ülkemizin güzel insanları için yapacağımız çok şey var. Çok teşekkür ediyorum ben de sizlere. Çok sağ olun. Evet değerli dostlar, bir fark yaratanlar daha programımızın sonuna geldik. Hepiniz hoşça kalın, dostça kalın. Bizler de teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Tamam.